Köpeklere bakın. Bakın şimdi işte bana saldırdı, ben de kaçtım. Köpekler başlarda, sonlarda bekliyorlar. Buyurun köpeklere bakın. Bakın şimdi işte bana saldırdı, ben de kaçtım. Geçen gün iki sefer çocuğa köpek saldırmıştı. Ondan sonra yukarıda gitti. Hatta birkaç tane en çok da şu aşağıdaki tarlada toplanıyorlar. Yani bayağı köpek var buralarda. Biz kaç sefer şikayetçi olduk ama gelmediler. Ablamla akşam sütçüye gitmiştik. Ablamla gelirken iki tane köpek geldi. Bizi kovalamaya başladı. Biz korktuk. Sonra kaçmaya başladık. Sonra köpek arkamızdan gelirken yani biz korktuk. İsmim Cumal Akastan. Malatya Çavuşoğlu'na bağlı Kirtepe Mahallesi Sefa Sokağı'nda oturuyoruz. Buradaki bölge eski Babuklu bölgesi. Burada köpek sorunlarını hiçbir zaman, her zaman dile getirdiğimize rağmen hiçbir yetkili, özellikle muhtarlar, devlet, belediye yetkilileri bu köpek sorununu çözmediler. Geçenlerde buradaki bir ablam çocuklarıyla beraber, eşimle beraber okula götürürken çocuklarını, hatta okulda çok yakın, okul istikametinde özellikle köpekler yani çok bir şekilde geliyor gidiyorlar. Bunlara saldırdı. Bana geçen otobüs durağında saldırdı. Bugün itibariyle saat 7.20'de otobüs durağında beklerken yaşlı bir ablam var. Bu ablanın da kayınvalidesi. Onunla beraber de köpekler sürüyle geldi. Yine ben bu dilimizi sadece siz basın mensupları olarak sizlerin dile getirmesini rica ediyorum. Hencerli kızım var, o da korkuyor. Çocuk var, korkuyor. Her gün burada köpek duruyor hani. Muhtar da bize bakmıyor, mağara da bize bakmıyor. Her sorunumuz var yani. Burada bir el varsa da çok iyi olur. Ben Seher Delibaş. Bu köpek sorununu sürekli yaşıyoruz. Çocuklarımız yani patika yolunda giderken sürekli orada, bir de hep aynı köpekler. Yani üzerimize doğru geldiler. Yani biz sorunun çözülmesini istiyoruz artık. Hani sürekli söylüyoruz, şikayetlerimiz de oluyor ama bir türlü şey olmadı hani. Dile gelmedi. O yüzden en kısa zamanda bu sorunun çözülmesini istiyoruz.